Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Kuru patlıcan yemeği yapacağım. Bunun için tenceremin içerisine kuru patlıcanlarımı ekleyip haşlayarak işlemime başlayacağım. Ben yazdan kurutmuş olduğum böyle yemeklik kuru patlıcanımı güzelce yıkadım. Şimdi tenceremin içerisine aktarıyorum. Böyle bir çorba kasesi kadar kullanacağım. Benimkisi böyle ince ince olduğu için çabuk haşlanacak. Fakat sizlerinki kalın ve küçük küçük yapıda olursa onlar biraz daha fazla sürede haşlanacaktır. Şimdi içerisine sıcak suyumu ilave ediyorum. Hafif böyle yumuşayana kadar kaynatacağım ve altını kapatacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Evet. Hafif yumuşadı. Benimkisi demiş olduğum gibi ince olduğu için şöyle 3-4 dakika kadar kaynaması yeterli geldi. Şimdi altını kapatıyorum ve suyunu süzüp diğer işlemime geçeceğim. Şimdi tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve iyice ısıttım. Ve üzerine şöyle bir tane orta boy küp küp doğramış olduğum soğanımı içerisine ekliyorum. Ve şöyle biraz kavuracağım. Biraz kavurdum. Şimdi içerisine şöyle iki diş küçük küçük doğramış olduğum sarımsağımı da ekliyorum. Ve bununla birlikte de şöyle biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Soğan ve sarımsağımı güzelce kavurduktan sonra şimdi içerisine bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum ve onu da şöyle bir dakika kadar kavuracağım. Ve şimdi haşlamış olduğum patlıcanlarımı da içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Ve baharatlarını da ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı pul biber. Çok az şöyle karabiber. Yeteri kadar tuzunu da ilave edelim. Ve bunlarla birlikte de şöyle bir karıştıralım. Şöylece bir karıştırdıktan sonra şimdi üzerine şöyle göz kararı sıcak suyumu ilave ediyorum. Böyle aynı hizada olacak kadar. Eğer gerekirse daha sonrasında bir miktar daha su ilavesinde bulunabilirsiniz. Ve son olarak da şöyle yıkamış, yarım saat kadar suda bekletmiş olduğum bir yemek kaşığı pirincimi üzerine ekliyorum. Pirincimi suda bekletmemdeki sebep biraz daha çabuk pişmesi için. Patlıcanların biraz ince olduğu için aynı oranda pişmesini istedim. Eğer sizin demiş olduğum gibi patlıcanlarınız biraz kalın bir şekilde kuruttuysanız o zaman gerek kalmayabilir. İkisi aynı oranda aynı zamanda pişecektir. Şöyle pirinci de bir karıştırıyorum. Altını
açıp kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıp kısık ateşte pirinç ve patlıcanın iyice pişene kadar bekliyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Böyle hafif sulu bir kıvamda olacak. Ben daha sonrasında çok az daha su takviyesinde bulundum. Sizler de demiş olduğum gibi gerekirse biraz daha su ilavesinde bulunabilirsiniz. Patlıcanım da pirincim de güzelce pişti. Yemeğim soğuduktan sonra bir tabağa aldım. Yanına da yoğurt koydum. Ben bu şekilde yemeği tercih ediyorum. Seviyorum. İsterseniz siz üzerine de yoğurt dökebilirsiniz. Bakın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben zeytinyağlı yaptım fakat siz isterseniz kıymalı veya minik minik doğranmış etle de yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.